Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlerle bir fotoğraf düzenleme programı olan Movavi Photo Editor programını inceleyeceğiz. Sizde açıklama kısmında verdiğim linkten programı indirip deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Sonra da beğenirseniz programı satın alabilirsiniz. Bu programda fotoğraflarınızı programın içinde yer alan efektlerle, özelliklerle düzenleyip çok güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Programda farklı özellikler de bulunuyor. Bu özelliklerle fotoğraflarda tüm detayları kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Rötuşlama özelliğiyle yüzünüzün tüm detaylarını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğrafa makyaj yapma özelliği bile bulunuyor. Çok çeşitli renk efektleriyle birlikte mükemmel fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Ayrıca program tamamen Türkçe ve kullanımı gayet kolay. Yeni başlayanlar için de programı öneririm. Ben de bu videoda sizlere bu özellikleri nasıl kullanacağınızı gösterip bir fotoğrafı programda düzenleyeceğim. Bu videoda düzenlediğim fotoğrafı da videonun sonunda Instagram'da paylaşacağım. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarın başına geçtik ve programımızı açtık. Şimdi öncelikle buradan bir tane fotoğrafımızı düzenlemek için seçeceğiz. İsterseniz burayı sürükleyip bırakabilirsiniz ya da görüntülere göz at diyerek buradan kendi fotoğrafımı seçebilirsiniz. Ben buradan kendi bir tane fotoğrafımı seçeceğim. Şimdi bu fotoğrafı güzelce düzenleyeceğiz. Fotoğraf burada karşımıza geldi. Önce isterseniz birazcık burada neyi nereden yapabileceğinizi de göstereyim. Burada ilk açtığımızda bu ayarla kısmında karşımızda bir sürü farklı ayar var. Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız sihirli güçlendirmeye bir kez tıklarsanız fotoğrafınız otomatik olarak güzelleştiriliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğrafı güzelleştirdi. Buradan sihirli güçlendirmeyi arttırırsak yaptığı güçlendirmeyi daha da arttırabiliriz. Azaltarak daha da azaltabiliriz. Bu şekilde ben en yüksekte yapayım, bu şekilde güzel oldu. Programın üstünde orijinali göster diye bir kısım var. Buna basılı tuttuğumuzda ilk halini gösteriyor. Önce sonra yaptığımızda da burada solda önceki halini, sağda da sonraki halini gösteriyor. Burada tek bir tıklamayla sihirli güçlendirmeyi yaptık ve gördüğünüz gibi fotoğrafı bu şekilde güzelleştirdi. Ama siz isterseniz bu sihirli güçlendirme haricinde farklı farklı kendi ayarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bu sihirli güçlendirmeyi ve kapatalım isterseniz arkadaşlar. Şuradan geri al diyerek bir ilk haline alalım fotoğrafı. Burada farklı ayarlarımız var. Şimdi bu ayarlara tek tek bakalım. Burada parlaklık ayarımız var. Parlaklık ayarını azaltarak fotoğrafın parlaklığını böyle oynayabiliriz. Veya böyle arttırarak yapabiliriz. Ve düzenlediğiniz bir tane şeyi de burada çift tıklayarak sıfırlayabilirsiniz. Bunun parlaklığı biraz fazla. Ben bunu kısabilirim birazcık şu şekilde. Ondan sonra bu kontrast kısmında buradan fotoğrafın kontrastını böyle arttırabilirsiniz. Veya azaltabilirsiniz. Bu şekilde ben de azıcık arttırmak istiyorum. Ondan sonra fotoğrafın doygunluğu var burada. Bu doygunluğu da arttırabilirsiniz ama çok da abartırsanız fotoğraf daha da kötü bir hal oluyor. Ama birazcık arttırmak fotoğrafınıza gerçekten güzel bir hava katacaktır. Ben buradan bu şekilde 12 yapacağım bunu. Ondan sonra poz var. Burada pozu ben çok fazla değiştirmek istemiyorum. Bu şekilde arttırıp azaltabiliriz. Ben bunu yine sıfırda tutacağım. Ben bunda da dokunmak istemiyorum. Burada sıfırlayacağım. Ondan sonra gölgelere hemen bir bakalım. Buradan gölgeler kısmını azaltalım. Arttıralım. Bu şekilde bunu birazcık daha şöyle azaltarak kullanabilirim ben. Burada vurguları sıfırlamayı unutmuşum. Şu şekilde ve vurguları sıfırlayalım. Buradan keskinleştirmek dediği yerde de bu şekilde fotoğrafınızı keskinleştirebilirsiniz. Fotoğraf biraz büyük olduğu için burada çok fazla belli olmadı ama şöyle biraz daha yakından bakarsak sanırım belli olacaktır. Bu keskinleştirilmiş hali. Bu da sıfırdaki hali. Ben bunu birazcık şöyle arttıracağım. Şu şekilde 23 iyidir. Daha sonra buradan detayları arttıralım. Detayları 100 yaptığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde fotoğrafın detaylarını biraz daha belirgin hale getiriyor. Bu da bu şekilde iyi 100. Ondan sonra bulanık dediğimizde fotoğrafı direkt bulanıklaştırabiliyoruz ama biz kendimizi ön planda tutmak istediğimiz için buna gerek yok. Zaten fotoğrafın arka planında ben bulanık yapmıştım. Burada direkt fotoğraf bulanıklaştırıyor, gerek yok. Burada şimdi 3 tane farklı renk ayarımız var. Burada sıcaklık ayarı fotoğrafınızı sıcaklığını ayarlıyor. Mesela sıcaklığını azalttığınızda, soğuk yaptığınızda mavi tonlarda bir fotoğraf yapıyor. Şu şekilde sıcaklığı azaltalım mesela. Gördüğünüz gibi gittikçe fotoğraf daha da mavi oluyor. Ben bunu da çok abartmayacağım. Arttırırsak, tamamen arttırdığımızda fotoğrafa bayağı bir turuncu efekt geliyor. Şu şekilde kullanabilirim. -16'da. Ondan sonra burada tonu ayarlıyoruz. Tonu. Burada ton tamamen rengi değiştirmiyor ama fotoğrafa azıcık efekt veriyor diyebiliriz. Mesela en pembe tonu aldığımızda fotoğraf bir pembe ton oluyor ama fotoğrafın genel rengi hala aynı. Bu şekilde ben de bunu sıfırlayacağım ama son olarak burada bir de karışım var ama karışım da diğerlerinden farklı olarak tamamen fotoğrafın rengini değiştiriyor. Şu şekilde yaptığımızda fotoğrafın tamamen renginin değiştiğini görebileceğiz. Bu şekilde fotoğrafın rengini değiştirebilirsiniz. Mesela en sona aldığımızda fotoğrafa böyle üstündekini mesela kırmızıdan maviye dönüştüğünü böyle görebiliyoruz.
Ama ben şimdi bunlara çok da fazla dokunmak istemiyorum. Tekrar buradan sıfırlayacağım. Tamamının ilk halini görüyoruz. Sihirli güçlendirme ile işimi daha rahat yapacağım. Sihirli güçlendirme bu şekilde. Bunun üstüne bir tane daha sihirli güçlendirme yapabiliyoruz bu şekilde. Yaptık, üstüne bir tane daha yaparsak taraf daha da böyle efektlenmiş hale geliyor ama ben onu da çok fazla abartmayacağım. İkincinin de şu kadarı yeterli. Böyle fotoğrafımızı düzenledik. Şimdi isterseniz bir de fotoğrafın renk efektlerine bakalım. Biz burada renk efektlerini kendimiz düzenliyorduk ama burada hazır efektler bulunuyor. Bu hazır efektlerden de kendimiz ekleyebiliriz. Efektler kısmına geliyoruz. Burada birazcık efekt var gibi gözüküyor ama popüler kısmına bir kez tıklıyoruz ve burada diğer kategoriler karşımıza çıkıyor. Şu an popülerde yani en çok kullanılan efektleri görüyoruz. Tüm efektleri seçelim ve tüm efektler karşımıza gelsin. Burada efektlerin ön izlemesini görüyorsunuz fotoğrafa. Nasıl etki ediyor diye buradan istediğimiz efektleri fotoğrafımıza verebiliyoruz. Bayağı da fazla var. Renk efekti olarak var. Klasik efektler, renk filtreleri, doku efektleri. Bir sürü farklı seçenek var. Bir sürü farklı seçenekten istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Şimdi tüm efektlerden biz buradan bakalım. Bu şekilde beni şaşırta tıkladığınızda rastgele bir efekt seçiyor. Beğenirseniz o efekti de kullanabiliyorsunuz dedik. Kristal efektini seçti. Bu şekilde yoğunluğunu da efektini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz yoğunluğunu bayağı azaltıp isterseniz tamamen yoğun yapabiliyorsunuz. Ben bu efekti seçmeyeceğim ama en yukarı çıkayım. Buradan farklı efektler var. Bu efekt güzel oldu. Ondan sonra şu ayarlardan ben parlaklığı birazcık daha azaltmak istiyorum. Evet, fotoğrafımızın daha net görünmesi için. Şimdi efektimizi verdik. Ayarımızı yaptık. Şimdi diğer küçük detaylara birazcık ineceğiz. Rötuşlama kısmına geliyoruz ve buradan yüzümüzün detaylarını buradan düzenleyebileceğiz. Cilt pürüzsüzleştirmeye tıklıyoruz ve buradan cildimizi pürüzsüzleştirebiliriz. Aslında fotoğrafa birazcık renk efekti verdik. Yüzümüz zaten birazcık değişik gözüküyor ama bu şekilde yüzünüzü pürüzsüzleştirebilirsiniz. Mesela şurada birazcık daha şey vardı. Pürüzsüz hale getiriyor. Gerçekten de işe yarıyor bu efektler. Uygulaya tıklayalım. Buradan fırçanın yoğunluğunu, yumuşaklığını, boyunu seçebilirsiniz. Şimdi bir sonraki efektimize bakalım. Burada kırışıklık kaldırma diyor. Yüzünüzde kırışıklık varsa burada örnek olarak gösteriyor. Buradan kırışıklığı böyle kaldırabiliyorsunuz. Ama şu an yok gibi gözüküyor. O yüzden şu anlık bu efekte gerek yok. Kusur kaldırmaya tıkladığımızda burada örnekleri gösteriyor. Bu şekilde istediğiniz böyle yüzünüzdeki noktaları falan kaldırabiliyorsunuz. Mesela şöyle deneyelim. Bu şekilde çok kolayca program yüzünüzdeki küçük detayları kaldırabiliyor. Mesela şurada burnumda bir sivilce varmış. Buna kaldırmak istiyorum. Tıkladım ve sivilceyi kaldırdı. Biraz daha şöyle yapayım ve gördüğünüz gibi sivilceyi bile rahatlıkla kaldırdık. Ondan sonra buradan parlama kaldırma var. Yüzünüzde parlama varsa bunları kaldırabiliyorsunuz. Farklı makyaj yapabiliyorsunuz. Fondöten, kızarma, ondan sonra rimel, kaş kalemi, göz farı gibi bu şekilde fotoğrafınıza programdan makyaj bile yapabiliyorsunuz. Diğer özelliklere bakalım. Kırmızı göz kaldırma var, gözleri büyütme var, göz rengi değiştirme var. Bunları kullanabilirsiniz. Ben göz rengi değiştirmeyi size bir göstermek istiyorum. Bu şekilde programda biraz da renk efekti verdik. Gözüm daha da böyle bir mavi gibi gözükmüş ama ben bunu masmavi yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Buradan fırça boyu ayarlıyorsunuz ve buradan gözünüzü normal bir şekilde boyuyorsunuz. Bu şekilde bu kadar basit. İsterseniz tek gözünüzü boyayıp fotoğrafta tek gözünüzün rengini değiştirerek değişik bir efekt katabilirsiniz. Ama ben şimdi iki tane gözümün rengini de değiştireceğim. İlk başta bir tane gözümle bakalım, sonra diğerini de değiştiririz. Bu şekilde gözünüzü boyadık ve bir tanesinin rengi diğerinden daha farklı oldu. Şimdi buradan istediğimiz bu renkleri seçebiliyoruz. Buraya bir kez tıklayalım ve paletten istediğimiz rengi seçebiliriz. Veya spektrumdan rengimizi seçebiliriz. Ben böyle bir mavi renk seçmek istiyorum. Açık mavi bir renk seçmek istiyorum. Bu şekilde buradan renk yoğunluğunu arttırabilirim. Renk yoğunluğunu arttırmayı abartmazsanız daha güzel olur. Çünkü çok abartırsanız yani masmavi oluyor gibi çok da güzel olmuyor. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Evet, gözümüzün rengini bu şekilde değiştirdik. Daha da mavi bir renk yaptık. Ondan sonra burada nesne kaldırmaya tıklayıp arka plandaki veya ön plandaki nesneleri siz buradan kaldırabilirsiniz. Benim arka planım zaten bulanık olduğu için buna gerek duymuyorum. Buradan ayrıntılı talimatlarda zaten size gösteriyor nasıl yapacağınızı da. Bundan kırp dersek burada fotoğrafımızı tekrardan kırpıp boyutunu ayarlayabiliriz. Burada hazır formatlar var. Formatlarda yapabilirsiniz veya buradan fotoğrafınızı kendiniz kırpabilirsiniz. Buradan metin dediğimizde fotoğrafımıza yazı ekleyebiliyoruz. Metin ekleye tıkladığımızda burada metin geliyor. Buradan yazı ekleyip buradan düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fotoğrafımıza yazı ekleyebilirsiniz. Buradan bilgisayarınızdaki tüm
yazı fontlarıyla, yazı fontlarıyla istediğiniz fontla yazınızı yazıp bu şekilde fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz. Ben şu an gerek duymuyorum. Arka planı değiştir dediğimizde de fotoğrafınızın arka planını gösteriyor. Buradan yardıma tıkladığınızda zaten nasıl yapacağınızı gösteriyor. Fotoğrafın ön planını yeşille, arka planında ön planını bu şekilde yeşille, arka planında kırmızı ile tamamen seçip sonrasında istediğiniz arka planı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz programdaki hazır arka planlardan, isterseniz de kendiniz bir fotoğraf ekleyerek arka planı değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde otomatikle seçiyor. Buraları da ekleseydim tamamen otomatik arka planı seçecekti. Sonrasında detaylı bir şekilde tabi silmeleri falan ayarlayabilirsiniz. Yani buradan parazit giderme özelliğini göstereyim. Bu da gayet güzel bir özellik. Fotoğrafınızda parazitler varsa, yani böyle nokta nokta karıncalanma varsa bunu düzeltiyor. Farklı seçeneklerden mesela ışıklı bir odada çektiyseniz, zayıf lamba ışığında çektiyseniz, loş bir ortamda, partide, konserde, gece sahnesinde çektiyseniz bu şekilde fotoğraftaki parazit gideriyor. Onun haricinde burada onar seçeneği var. Bu onar seçeneği de eski yıpranmış fotoğrafları daha yeni gibi gösteriyor. Burada örnekte gördüğünüz gibi eski hasarlı bir fotoğrafı programda daha böyle yepyeni, hiç hasar almamış gibi gösteriliyor. Yine eski bir fotoğraf oluyor ama fotoğrafın böyle hasarlarını falan gideriyor. Ondan sonra görüntü eklede fotoğrafımıza farklı fotoğraflar ekleyebiliyoruz. Fotoğrafın üstüne farklı fotoğraflar da ekleyebiliyoruz. Döndür dediğimizde isterseniz böyle sağ sola döndürebiliyorsunuz. Onun haricinde fotoğrafı yamuk çektiyseniz onu da buradan düzeltebiliyorsunuz. Tabi bunu fotoğrafların kenarından kırparak yapıyor çünkü döndürdüğümüzde kenarda bazı kayıplar oluyor. Fotoğrafı yamuk çektiyseniz bu şekilde düzeltebiliyorsunuz. Ama ben şu an fotoğraf düz çekilmiş, sıfırda yapıyorum. Yeniden boyutlandır diyoruz. Fotoğrafın boyutu 5180x3456'ymış kameranın çektiği yüksek bir boyut. Buradan fotoğrafın boyutunu küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz. Bu şekilde programda anlatılacak bunlar var. Siz de fotoğrafınızı böyle düzenleyebilirsiniz. Şimdi bir önce sonra yapalım ve fotoğrafı düzenledik, aradaki farkı görelim. Fotoğrafın ilk hali buymuş. Biz bu şekilde yaptık. Fotoğrafımızı daha da güzel bir hale getirdik. Biraz daha ayarını isterseniz düzenleyebiliriz buradan. Kontrastını mesela buradan arttırabilirim. Parlaklığını arttırabilirim. Bu şekilde farklı efektleri. Orijinali buydu. Bu oldu. Buydu. Bu oldu. Şimdi bunu kaydedip Instagram'da paylaşabiliriz. Dosya diyoruz. Kayret diyoruz. Farklı üzerine yaz demeyin. Veya siz bilirsiniz ama fotoğrafın orijinalinin silip yerine bunu ekler. O yüzden farklı kayret demenizi tavsiye ederim. Buradan kaydedeceğiniz klasörü seçiyorsunuz. Buradan kaliteyi yüksek seçmenizi de öneririm. Boyutu biraz yüksek yapıyor ama bu kadar boyuttan da bir şey olmaz. Düşük yaptığınızda fotoğrafı daha kötü kalitede kaydediyor. Şimdi ben bunu bu şekilde ismi önemli değil. Kaydedelim ve fotoğrafı Instagram'da paylaşalım. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğrafımızı Instagram'da paylaşabiliriz. Instagram'ı açalım ve buradan fotoğrafı seçip ilerleyelim. Ve sonrasında buradan da direkt ilerleyebiliriz. Çünkü zaten fotoğrafımıza efekt vermemize gerek kalmadı. İleri diyoruz ve buradan açıklamanızı yazarsınız. Paylaşımınızı yaparsınız. Ben buradan bir de kendimi etiketleyeyim. Kanalın hesabından paylaşıyorum. Kendi hesabımı etiketleyeyim. Siz de benim hesabımı amsabir olarak takip edebilirsiniz. Kanalın hesabında. Hala şu an Elektro TV kanal ismi değişti ama bir süre daha Instagram'ın ismini değiştirmeyeceğim. Sonrasında belki değiştiririm. Şu anlık Elektro TV hesabı takip edebilirsiniz. Paylaş diyelim ve fotoğrafımızı paylaştık. Gördüğünüz gibi siz de Elektro TV hesabını takip edip fotoğrafımı beğenebilirsiniz. Siz de bu programda fotoğraflarınızı düzenleyip Instagram'da paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun da böyle sonuna gelebiliriz. Videonun başlarına söylediğim gibi siz de programı indirmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten programı indirip deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Sonrasında programı beğenirseniz satın alabilirsiniz. Ayrıca bu programla veya farklı her türlü konudaki sorularınızı yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.